Değerli dostlar, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Herkese selamlar. Merhabalar, değerli dostlar. Herkese selam, size hasret. Değerli dostlar, hepiniz merhabalar. Yaşadığınız coğrafyaya selamlar olsun arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. Ales grubu. Evet arkadaşlar, sesimi alabiliyor muyuz? Sesimi alabiliyor muyuz arkadaşlar? Öncelikle onu soralım. Sesimizi alabiliyor muyuz? Evet, sohbeti de yani sohbeti şu an kişisel olarak bireyselleştirdim arkadaşlar. Sohbetinizi sadece ben görebileceğim, tamam mı? Sohbeti de bir bireyselleştirme yaptım. Öncelikle arkadaşlar, daha önce ALES'e giren var mı? Daha önce ALES sınavına hiç girdiniz mi? Önce oradan başlayalım. Daha önce ALES'e hiç girdiniz mi arkadaşlar? Soruyoruz. Soruyoruz, 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 soruyoruz. Şimdi arkadaşlar, ufak ufak bir ALES'te, yani akademik arkadaşlar, lisans dediğimiz sınava bir başlayalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, Türkçe son 3-4 yılda dilsel olarak bir değişime uğradı. Yani hocam, okuyorum okuyorum olmuyor veya yanlış çıkıyor anlamıyorum dediğiniz yerler olabilir. ALES gerçekten de böyledir arkadaşlar. Çok iyi bildiğiniz bir yeri sizi tepe taklak götürebilir. Öncelikle en merak ettiğim olay şu. Hocam, biliyorsunuz ALES'e 8 tane sözel mantık geliyor. 8'i 8 yapamıyorum diyen var mı? Önce buradan başlayalım. Bakın, ALES'te ilk adım bence sözel mantık olmalı arkadaşlar. Hocam, burada 8'i 8 yapamıyorum diyen var mı? Öncelikle buradan başlayalım. 8'i 8 yapamıyorum diyen var mı? Önce buradan bir başlayalım arkadaşlar. Ben burada eksiğim diyen var mı kendince? Ve yapabiliyorum diyen var mı? Bakın, ALES'te 8'i 8 yapmanın çok çok kolay bir yolu var sözel mantıkta. Özellikle tablo kurmaları göstereceğim. Ama öncelikle arkadaşlar, doğru adım atabilmemiz için herkesin yorumlara katılması lazım. Yorumlarda mesaj kısmına mesajlarınızı yazın. Ben sizin mesajlarınızı görebiliyorum. Tamam mı? Evet, şimdi şöyle bir uzun uzun bir başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Ne anlatmak istediğimizi bir gelelim. Şimdi arkadaşlar, ilk 10 dakika beni pür dikkat dinlemeni istiyorum. Tamam mı? İlk 10 dakika pür dikkat dinlemeni istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir soru var. Bakın, bir yazım kuralı sorusu var şu an gördüğünüz yere. Şimdi şunu diyebilirsin bana. Hocam, ALES'te bunlar çıkmıyor ki. ALES sınavına dil bilgisi yok, yazım kuralı yok diyebilirsin. Onun için 10 dakika sadece dinle. Tamam mı? Sadece bir yere varacağım. 10 dakika sonra nereye vardığımı anlayacaksın. Bu arkadaşlar 2017 yılında çıkmış bir sınav sorusuydu. 2017 yılında buradaki cevabımız Uzungöl Belediyesi'ydi. B küçük olacaktır. 2017 yılında gelmiş bir sınav sorusu. 2019'a gidiyoruz arkadaşlar, bir diğer soruya. Bu arada slaytlar görünüyor mu arkadaşlar? Slaytlar görünüyor mu? Öncelikle onu sorayım. İkinci slayta geçtim, görünüyor mu? Bir bilgi verin bana. İkinci slayt görünüyor mu arkadaşlar? Görünüyor. 2019 yılına geldiğimiz zaman, 2019 yılında antik Yunan tanrılar kelimesini sordular. Peki hocam, bunu neye göre sordular? Bakın, şimdi gelelim geriye. 2017'ye bir geri gelelim. 2017 yılında ÖSYM'ye E şıkkında bunun ayak izini bakın bize vermiş. Eski Yunan tanrılarını sormuş E şıkkına, gördün mü? 2019'da ne yaptı arkadaşlar? Gitti KPSS'de sordu bakın. Devam edelim. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bakın, D şıkkında Emirgen Camisi'ni sormuş. Gördünüz mü? D şıkkında camiyi sormuş. E'de Çeşme'yi sormuş. Bunu 2000 arkadaşlar 6 yılında sormuştu. Geldi 2021'de Çeşme'yi sordu. D'de yine camiyi sordu. Gördünüz mü? Adamın sisteminde birazdan ALES'te göreceksiniz. Soruları döndürüp döndürüp sorma özelliği var. Bak şimdi mesela başka bir soruya gelelim. D şıkkında yine cami sorulmuş mu başka bir sınavda? Sorulmuş.
Devam edelim. Bir yere varacağım çünkü. Bir yere varacağım. Bakın. Alef'te 6 çizili kelime kesinlikle geliyor. 6 çizili kelimeyi soruyor. Arkadaşlar bunu yalın kat kelimesini KPSS'de sormuşlar. 6 çizili kelimeyi. Siz bana şunu diyebilirsiniz. Hocam 6 çizili kelimede ucu bucağı yok. Bir sürü şey sorabilir diyebilirsiniz. Sorabilir ama ne yaptı biliyor musunuz? Gitti. Bakın başka bir sınavda neyi sordu? Yine yalın kat kelimesini sordu. Gördünüz mü? Aynı kelime hiç değiştirmeden sordu. Adamın sisteminde arkadaşlar soruları döndürüp döndürüp sorma var. Bak bitti mi? Bitmedi. Fotoğrafın olmadığı dönemler diye başlıyor arkadaşlar. Duvar resimleri diye devam ediyor. 2012 ya da 2013 arkadaşlar. DGS sınav sorusu bu. Bakın fotoğrafın olmadığı dönemler, duvar resimleri diye soru kalıbı var. 2017 yılında ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? 2017 yılında. Sanki başka soru yokmuş gibi. Bakın neyi sormuş. Fotoğrafın olmadığı dönemler, duvar resimleri. Gördünüz mü? Aynı soruyu 2017 yılında yine sordu. Yine sordu, yine sordu. Peki arkadaşlar, bunu niye göre soruyorum? Aranızda KPSS'ye giren var mı? Aranızda KPSS'ye giren var mı? KPSS'ye giren var mı? 2022 KPSS'deki soruların aynısını, 2022 KPSS'deki sorusunun aynısını, paragraf sorusunun aynısını 2021 dikey geçişte sormuştu. 2022'deki 6 çizili kelimenin aynısını 2005 yılında sormuştu. Adam hiç değiştirmiyor arkadaşlar. Hiç değiştirmiyor. Adamın stratejisi hep aynı. Aynı aynı. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar bizim? Çıkmış sınav sorularını kesinlikle ve kesinlikle bilmemiz lazım. Şimdi beni iyi dinleyin arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru. Hangisinden önce ve sonra soruları? ALES de geliyor mu? Geliyor, gelecek. Bu soruları ben nasıl yapıyorum? Bir kere paragraf sorularına başarılı olmanın en temel yolu eş anlamlı kelimeleri bilmektir. Bakın yukarıyla bir işiniz yok. Özellikle bize verdiği önemli bu özgünlüğünü belirginleştirdi. Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor? Hadi bir yorumlayın. Hah, Leyla şimdi ona geleceğim. Leyla ona geleceğim. Güzel bir soru sordu. Arkadaşlar özgünlüğünü belirginleştirir derken neyi anlıyorsunuz? Özgünlük belirginleştirdiğince aklınıza ne geliyor? Özgünlük belirginleştirdi. Arkadaşlar aklınıza ne geliyor özgünlük deyince? Hemen yorumlayın. Bakın yorumlamanız lazım. Özgünlük deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Kendine has geliyor değil mi? Bakın iki numarada ne var arkadaşlar? İki numaraya baktığımız zaman kendine has kelimesi var. Gördünüz mü? Şimdi ÖSYM soruları hep döndürüp döndürüp soruyor diye söylemiştim ya arkadaşlar. Sınav iptal olmuştu biliyorsunuz değil mi? Sınav iptal olduğu zaman soru havuzu silindi biliyorsunuz. Bu soru bana hep soruldu. Hocam soru havuzu silindi yeni sınavda nasıl olacak? Dedim ki arkadaşlar silinen sorular çıkmamış sorular. Çıkmış sorular silinmiyor ki dedim. Ve nitekim ne oldu? 2022'de yeni yapılan sınavdaki 6 çizili kelimenin aynısı 2005'teki sorunun aynısıydı. Yani silinen sorular daha önce sorulmamış sorular doğal olarak çıkmış sorular silinmediği için arkadaşlar bizi ilgilendirmiyor tamam mı? Ve böyle sorularda kesinlikle eş anlamlı kelimeleri bileceksiniz. Bakın yine çıkmış bir sınav sorusu. Bu konudaki yeteneklerini göstermek için diyor. Arkadaşlar yetenek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana söyler misiniz? Yetenek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hadi bakalım ne olabilir sizce? Yetenek deyince aklınıza hangi kelimeler geliyor? Bunu yorumlamanız lazım arkadaşlar. Beceri olur mu? Beceri olur mu? Olur. Kabiliyet olur mu? Olur. Maharet olur mu? Olur. Beceri, kabiliyet, maharet. Böyle bir şey arayacaksın. Var mı? Var. Bakın maharet kelimesi cevap 4 numara. Gördün mü? Arkadaşlar bu kadar basit. Çıkmış ALES sorularını bakın son 5 yılın ALES sorularını getirin önünüze. Hep böyle çözülür. Hiç değişmiyor sistem. Devam edelim arkadaşlar. Kamplarımızı inşallah göreceksiniz. Bakın herkese seslenen bir dünya bilgesi olma diyor. Bakın bu soruyu ben yazmadım. Çıkmış bir sınav sorusu. Herkese seslenen bir dünya bilgesi olma. Arkadaşlar hemen şıkları kapatalım. Herkese seslenen bir dünya bilgesi olma sözünden ne anlıyorsun? Cevaplarınızı bekliyorum. Hadi tek kelimeyle açıklayın. Herkese seslenen bir dünya bilgesi olma sözünden ne anlıyorsunuz? Yanlış da olsa bir şeyler yazın. Yanlış da olsa bir şeyler yazın. Arkadaşlar hemen hemen herkes
Hemen hemen herkes evrensel demiş. Bakalım evrensel var mı şıklarda? Evrensel var mı şıklarda? Var. Evrensel cevap denizdir. Gördünüz mü? Bu kadar. Bu kadar. Altı çizili kelimelerde yorumlayacaksın. Bunu yorumlamayan birçok kişi sınavda A yapmış. A'ya bakın. Dünya çapında meşhur olma. Çok yakın değil mi? İşte bunun için diyoruz arkadaşlar. Altı çizili kelimelerde eş anlamlı kelimeler ve yorumlama becerisi olması gerekiyor. Tamam mı? Yorumlayacağız, yorumlayacağız, yorumlayacağız. Peki hocam, bir sürü kelime var eş anlamlı. Biz bunları nasıl bileceğiz? Ben senin için bir PDF hazırladım. Bu PDF'i sana vereceğim arkadaşlar, tamam mı? Sizin için bir PDF hazırladım. Karşınıza ALES'te gelebilecek kelimeler. Bakın ben size enteresan bir şey söyleyeyim. 2022'nin 3. sınavı. ALES yeni yapıldı biliyorsunuz, doğru mu? Yeni yapılan ALES'i biliyorsunuz. En son yapılan sınav. Ben sınavdan önce de bu kelimeleri verdim. Oradaki hemen hemen gelen 10 kelimeden 8'i verdiğimiz bir PDF de vardı. Yine aynısı olacak bak. Nisan ayında girdiğin ALES'te anlayacaksın ne demek istediğimi. Mesela ben müşkül pesent diye bir kelime koymuştum oraya. Öğrenciler hocam bu da gelir mi demişti. Geldi. Geldi. Arkadaşlar soruyor ÖSYM. ÖSYM değişik kelimeleri sormayı sever. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şunu bir geçelim. Sorularımıza gelelim. Bakın bunlar eş anlamlı kelimeler. Şimdi şöyle bir gelelim. Yer değiştirme sorusu. Sınavlarda geliyor mu? Öncelikle onu sorayım. Yer değiştirme arkadaşlar. Sınavlarınıza geliyor mu? ALES sınavınıza? Kesinlikle geliyor değil mi? Benim yer değiştirme sorularındaki taktiğim şudur arkadaşlar. Ben şöyle bir taktik izlerim. Bir numara giriş cümlesi olabilir mi olamaz mı ona bakarım. Şimdi bir okuyalım. Anadolu'nun tarih öncesindeki biyolojik çeşitliliğe yapacağımız yolculuğa başlıyoruz. Bu cümle bağlaçla başlamadı. Bir bağlaç da yok. O zaman giriş cümlesi olmaya uygun. Giriş cümlesi olmaya uygun ise Adana ve Bursa değiştirmez kendini. Yer değişmez. Tamam. Peki 2 numarayla devam edelim. Burada yapılan kazılarda diyor. Allah aşkına sen yolculuğa başlıyorsun. Yolculuk sırasında kazı yapılır mı? Bir mantık hatası var bakın burada. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 2 numarayla 4 numarayı bir yer değiştirelim. İlk olarak bu yolculuğa ne yapacakmışız arkadaşlar? İstanbul'un Avrupa yakası sınırları içindeki Yarımurgaz mağarasındayız. Ha, bakın şimdi. Sana bir altın bilezik vereceğim. Ve bu soruları bir daha kaçırmayacaksın. Yer değiştirme sorularında lütfen kelimeleri bir araya getir. Hocam kelimeleri bir araya getir ne demek? Bak şimdi. İlk olarak İstanbul'un Avrupa yakası sınırları içindeki Yarımurgaz mağarasına 2 numara neyle bitti? Yarımurgaz'la. 3 numara neyle başladı? Yarımurgaz'da. Peki kelimeler bir araya geldi mi? Geldi. Peki 2'yi 4'e getirelim. Fosil. Fosille devam etti mi? Etti. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Kelimeleri bir araya getirme cevap Ceyhan'dı. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Bütün sorularda böyle arkadaşlar. Bakın istisnasız bütün sorularda böyle. Tamam. Bu arada arkadaşlar beni tanıyan var mı aranızda? Beni tanıyan var mı aranızda? Yer seferize beni tanıyan var mı? İlk defa gören var mı? Artı yapsın. İlk defa görenler varsa artı yapsın. İlk defa gören varsa bir artı yapsın. Arkadaşlar. Evet. Gelelim arkadaşlar bir diğer soruya. Bir diğer soruya. Evet. Bunu bir yapın bakalım arkadaşlar. Buyurun. Bu soru çok zor bir soru. Hemen bunu bir yapalım. Bu arada arkadaşlar arkası iyi görünüyor mu? Arka fonum iyi görünüyor mu? Onu da bir sorayım. Duvarım iyi görünüyor mu? Bu soruyu doğru yapana helal olsun. Gerçekten bu soruyu doğru yapana yani Mac'ten makyaj malzemesi, Zara'dan ayakkabı, Trendyol indirim çeki her şey yapılabilir. Bekliyorum cevaplarınızı. Bakalım kimler doğru yapacak. Evet. Ben bir çözeyim hızlı bir şekilde. Arkadaşlar,
sessiz sinemanın altın çağını yaşadığı 1920'ler, büyük yapım şirketlerinin yarattığı sinema yıldızlarının perdede arz endam ettiği yıllardı. Şimdi bir numaranın yer değişmesi gerek var mı? Yok. A gitti. Tamam. Peki bir de sinema var mı? Var. İki de sinema var mı? Var. Bir de perde var mı? Var. C diyen arkadaşlar iyi dinleyin. İki de perde var mı? Var. Bir de arkadaşlar yıldız var mı? Var. İki de yıldız var mı? Var. Peki arkadaşlar burada kelimeler bir araya gelmemiş mi? O zaman iki numarayı neden yer değiştireceksin? Birdeki kelimeden aynısı iki de gelmemiş mi? İkiyi yer değiştirirsek benim dediğim test çürümez miydi? O zaman B ve C'ye gitti. İki neyle bitti? Başrol. Burada da başrol var mı arkadaşlar? Var. 3 ve 5 değiştirecek. Cevap Deniz. Gördük mü? Ne demek istedim anladınız mı arkadaşlar? Ne demek istedim anladınız mı? Değerli dostlar. İşte kelimeleri bir araya getirme dediğim olaydı buydu arkadaşlar. Yer değiştirme sorularında bakın bütün sorular böyle. Çıkmış bütün sorular böyle. Değişmez arkadaşlar. Değişmez. Mesela bakın. 2022 sınav sorusuydu bu. Bakın hızlı geçeceğim. 2022 sınav sorusuydu. Burada PET var mı? Var. Burada PET var mı? Var. Burada PET var mı? Var. 3'te PET var mı? Yok. O zaman 3 numara yeri değiştirecek. Ya Bursa olacak ya Deniz olacak. Gördünüz mü? Bak gördün mü arkadaşlar? Bu kadar. Bak kelimeleri bir araya getirme dediğimiz olay arkadaşlar. Bu sorularda hep kelimeleri bir araya getireceksin. 2022 sınav sorusu ya. Ben hatırlamadım. Bak başka bir soru geliyor şimdi sana. Hadi bakalım bunu yapın bakalım. Bu da 2022 sınav sorusu. Buyurun. Evet bekliyorum. 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 Aferin Ebru. Aferin Tuğba. Tabii ki de arkadaşlar neydi? Tabii ki de Ceyhan'dı değil mi? Tımarla bitti. Tımarla gelecek değil mi arkadaşlar? Sonra tımarla devam etti. Sonra arkadaşlar ne oldu? Yine tımarla devam etti. Bu kadar arkadaşlar. Mantığı anladık mı değerli dostlar? Mantığını anladık mı? Ne demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Ne demek istediğimi tam anlaşıldı mı? Yer değiştirme sorularında demek istediğimi anlaşıldı mı değerli dostlar? Tamam mı? Evet güzel. Bunu anladığınıza sevindim arkadaşlar. Şimdi boşluk doldurma soruları sınavlarda geliyor mu? Bu şekilde boşluk doldurma soruları geliyor mu sınavda arkadaşlar? Geliyor mu? Geliyor doğru mu? Bakın boşluk doldurma sorularında ben size ne dedim? Kelimelerin eş anlamlarını bilin dedim. Doğru mu? Peki bana söyleyin arkadaşlar. Bir yerde nesnel bilgi varsa nesnel bilgi ne demek? Nesnel bilgi ne demek değerli dostlar? Nesnel bilgi ne demek? Bana söyler misiniz? Hızlı bir şekilde yorumu kişiden kişiye değişmeyen kavramlara ne denir? Nesnel bilgi denir. Doğru mu? Evet. Peki nesnenin olduğu yerde yorum olur mu? Olmaz. Nesnenin olduğu yerde sorgulama var mıdır? Yoktur. Doğru mu arkadaşlar? Nesnenin olduğu yerde inceleme muhtaç mıdır? Olamaz. Doğru mu? Ya kanıta dayalıdır. En doğrusu ne arkadaşlar? Nesnellik deyince ne gelecek aklımıza? Kanıt gelecek değil mi arkadaşlar? O zaman cevabımız neydi? Ceyhan'dı. İşte anlatmak istediğim buydu arkadaşlar. Anlatmak istediğim buydu. Kelimelerin eş anlamlarını bileceksiniz. Peki ben size bir şey soracağım. Dünyada olimpiyatlar ne yapılır? Hadi bir şey soralım. Bir soru sorayım size. Dünyada olimpiyatlar genel olarak ne yapılır? Dünyada olimpiyatlar genel olarak ne yapılır arkadaşlar? Bana söyleyin. Evet düzenlenir dediniz. Doğru mu? Aferin. Bakın yorumlayın dedim size. Alın size çıkmış bir ALES sorusu. Bakın 2022 ALES sorusu. Dünya 1908 Londra olimpiyatlarından önce. Arkadaşlar olimpiyatlar ne yapılır arkadaşlar? Olimpiyatlar ne yapılır? Düzenlenir dediğiniz cevap Adana'ydı.
Gördünüz mü? Bu kadar. Bak bu kadar arkadaşlar, bu kadar. Yani arkadaşlar işte bu gibi sorularda benim temel mantığım nedir? Yorumlamaktır. Ama ben diğer şıklarda bakayım. Şimdi 1908 Londra olimpiyatlarından önce diyor ya. Arkadaşlar tasarlamak geleceğe yöneliktir. Geçmişe yönelik tasarlama olmaz. Duyuru geleceğe yöneliktir. Geçmişe yapamazsın. Gerçekleştirmek geleceğe yöneliktir. Arkadaşlar kurgu. Arkadaşlar kurgu dediğin şeyi sen ne yaparsın? Öncesine kurgu yapamazsın ki. Kurgu geleceğe yapılır. Doğru mu? O zaman cevap neydi arkadaşlar? Direkt Adana'ydı. Tamam mı? Bakın sorular böyle. Bu soruları yorumlayacaksınız. Yorumlamazsanız arkadaşlar hepsi birbirine girer. Şimdi mektup. Bakın çıkmış bir sınav sorusu daha. Arkadaşlar mektup. Mektubun özelliği nedir? Haberci olabilir mi? Olabilir. Belirleyici biraz uzak. Aktarıcı olabilir mi? Evet. Savunucu uzak. Taşıyıcı olabilir. Doğru mu? Ama ben size ne dedim? Kelimelerin anlamlarını bilin. Arkadaşlar anılar trajik midir? Kaotik midir? Nostaljik midir? Anının olduğu yerler nedir arkadaşlar? Anılarımız bizim neyimizdir? Nostaljiktir değil mi arkadaşlar? O zaman cevap neydi? Edirne'ydi. İşte bu sorulara bakış açımız böyle olacak arkadaşlar. Boşluk doldurma sorularında arkadaşlar bak bir soru daha iyi anlamak için 2022 sınav sorusu bu da. 2022 sınav sorusu. Bak şimdi. Olumlu olumsuz yargıyı bul. Aileler çocukların parmak emmesine. Parmak emmek olumlu bir şey mi olumsuz bir şey mi? Soruyorum size. Parmak emmek olumlu mu olumsuz mu? Arkadaşlar. Parmak emmek olumlu mu olumsuz mu arkadaşlar? Olumsuz bir şey doğru mu? Çocuklar parmakların emmesine veya tırnakların yemesine arkadaşlar o zaman parmak emmek olumsuzsa sen olumsuz bir şeye imkan tanır mısın? Hayır mantığa aykırı doğru mu? Olumsuz bir şeye karşı çıkabilirsin. Peki sen olumsuz bir şeye kayıtsız kalabilir misin? Hayır. Mantığa aykırı doğru mu? Göz yumar mısın? Hayır. Hiç göz yumma olur mu arkadaşlar? Olumsuz bir şey olmaz. Engel olursun ya da karşı çıkarsın doğru mu? Bak iki şıkka indirdim. Bilim bunun olumlu etkiler olabildiğini gösterdi. Arkadaşlar Yeni Zelanda ve Kanada'da 1000 çocuğun dahil edildiği araştırmada parmak emen ve tırnak yenen diğerden ona daha alerjik hassasiyet arkadaşlar geliştirdiği peki gösterdiği olur mu arkadaşlar? Normalde gösterdiği olur mu? Normalde gösterdiği olur değil mi? Bakın normalde gösterdiği jük oluşturuyor bak. Jük oluşturuyor doğru mu? Normalde gösterdiği kelimesi aslında burada tık oturuyor. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Öğrenci doğru cevabı bulmuştu. Normalde atıyorum diye yaptı ya. Olmaz diyor. Hemen geliyor. Siliyor siliyor. Hemen gidiyor arkadaşlar. Ne yapıyor biliyor musunuz? B işaret diyor. Sınavdan bir çıkıyor. İlk işaret dediğim doğruydu. Keşke silmeseydim diyor. İşte ilk işaret dediğim doğruydu. Olay arkadaşlar burada çıkıyor hataya. ÖSYM'nin tuzağını gördün mü? Normalde gösterdiği jük oturuyordun değil mi? Aslında ilk oturan o. Ama imkan tanılar oturmadığı için B'yi sildik. Bak gördün mü? Adam Ales'te nasıl tuzak kuruyor gördün mü? Bak ben size bunu şöyle anlatayım. Türkçe'de şans diye bir kelime var doğru mu? Tesadüf var mı? Var. Tevafuk var mı? Var. Rastlantı var mı? Var. Dördü de eş anlamlı. Dördü de kullanılıyor doğru mu? İşte en az kullanımı da tercih edebiliyor ÖSYM tamam mı? Bunun için arkadaşlar sınavda dikkat dikkat gerekiyor. Benden alef derse alan bir insanın bakın tekrar söylüyorum 45 ve 6 yapma şansı yok. Benden alef derse alan bir adam 45 ve üzeri yapar. Bak net söylüyorum. Neden yapar biliyor musunuz? Ben konu konu giderim. Mesela boşluk doldurmaya sırf boşluk doldurma işlerim bir hafta. İkinci hafta sırf baştan dördüncü olur. Üçüncü hafta sırf sözel mantık. Hep konu konu giderim. Konu konu gittiğim zaman bir öğrencinin 45 ve 6 yapma şansı yok arkadaşlar. Bilime aykırı. Tamam mı? Bilime aykırı, bilime aykırı, bilime aykırı. Bakın başka bir soru. Yine çıkmış bir sınav sorusu. Salgın sürecinde diyor. Arkadaşlar sosyal hayat. Salgının olduğu yerde olumlu yargın var, olumsuz yargın var. Olumsuz yargı var. Doğru mu? Olumsuz bir yargı var bak. Salgın sürecinde sosyal hayatın aksamasıyla ortaya çıkan yoksunluk karşısında dünyanın her yerinden insanlar farklı yollarla şimdi vakit geçiremezsin doğru mu? Olumsuz bir yerde vakit geçirilir mi? Olmaz. Mantığa aykırı doğru mu? Kendini geliştirme olur mu? Hayır. Yaşama sarılma olabilir. Birbirine tutunma olabilir.
iletişim kurma olabilir. Peki bir yerde konser varsa, bir yerde kütüphane varsa, bir yerde gezme varsa orada iyileştirme yok mudur? Yaraları sarma yok mudur? Vardır. O zaman cevabımız neydi? Ceyhan. Tamam. Arkadaşlar ALES sınavı diğer sınavlara benzemez. Tamam mı? Yani uzun bir konu. İşte bunun boşluk doldurma soruları var. Akışı bozan var. Yer değiştirme var. Çoklu sorular var. Bitmez. Ben ufak da olsa, mini de olsa bir farkındalık yaratmaya çalıştım. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Kısa da olsa vakit ayırdınız bana. Arkadaşlar umarım yine görüşürüz. Arkadaşlar var mı bir isteğiniz arzunuz? Bir isteğiniz arzunuz var mı? Arkadaşlar bu arada benim ismim arkadaşlar Mikail Şan. Türkçe öğretmeniyim. Tamam mı? Instagram'dan bakabilirsiniz. Mikail Şan alt tire Türkçe. Özellikle benim ALES'ten kaç puan aldığımı bakmanızı öneririm. Tamam mı? ALES'ten kaç puan aldığımı arkadaşlar en azından takip ederseniz orada görebilirsiniz paylaşımlarımı. Tamam mı? Umarım yine görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ben arkadaşlar yöneticilere göndereceğim. Yöneticilerden alabilirsiniz. Tamam mı? Yöneticilere göndereceğim. Tamam mı? Mikael San alt tire Türkçe hesabından da takip edebilirsiniz beni. Mikael San alt tire Türkçe hesabından da bu Türkçe öğretmeni kimdir bir bakın bir araştırın. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hoşça kalın.